Merhabalar sevgili TV 262 izleyenleri. Dinçer Yılmaz Sigari ile beraberim. Merhabalar Dinçer Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Ben de iyiyim, çok iyiyim. Biz röportajdan önce bayağı bir dedikodu yaptık, kaynattık buraları. İlk defa şöyle bir şey yapacağım bu röportaj için. Soru hazırlamadım. Çünkü Dinçer Hanım'a dedim ki, ben dedim normalde soru hazırlıyorum, ne yapayım, ne edeyim dedim. Ya spontane gelişsin, bizde de hani kamera açılsın, biz konuşalım dedi. Ben de o zaman tamam dedim. Hemen başlamak istiyorum. İlk başta öncelikle teşekkür ederim röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için. Osmanlı takının dizaynı sizde. Cemil İpekçi ile çalıştınız uzun yıllar. Bunları öğrenmek istiyorum. Bunlar hakkında konuşalım. Sonra İzmit'e bir geldiniz. İzmit'e uzanan bir aşk serüveni var. Bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Hemen başlayalım. Nereden başlamak isterseniz. Nereden başlayalım? Cemil Bey'le tanıştığım zamandan başlayalım. 3 Mart 2003'te tanıştım onunla. 5 Mart'ta da işe başladım. Çünkü hani öyle bir şey oldu ki, bana bir şey söyleyecek misiniz dedim dosyasını, dosyamı verdikten sonra. Ne diyeceğim sana dedi. Pazartesi gel başla dedi. Ben böyle kaldım. Hani çok büyük bir şoktu benim için. Çünkü onunla tanışmam 10 saniye öncesi ve sonrası öyle bir sokaktaydı ki tanışmayacaktım. Tesadüfi bir şekilde ve bir anda hiç beklemediğim bir şekilde işe gel başla dedi. 1,5 ay stajyerlik yaptım. 1,5 ay sonra ona bir resim dosyası gösterdim. Resim dosyasını gördükten sonra özel öğrencim olarak alıyorum seni dedi. Diğer iki arkadaşımla beraber. 3 sene sonra ya olacaksın ya öleceksin dedi bana. 7-8 aylıktım. Yok. Abartmayayım, hani bir senelik falandım, defile yaptım size. Wow. 5 tane modacı adayıyla beraber, bir de Erol Albayrak, o zamanki modacıydı zaten. O 5 kişinin içerisindeydim ve defile bittikten sonra en çok benim tasarımlarımı beğendiğini söylemişti zaten. Onun yanındayken işte Beyoğlu Belediyesi'nin kostümlerini yaptık. Şu an postacıların giydiği kıyafetleri çizdim. İşte damra pırlantaya pırlanta çizimleri yaptık. Bir sürü Cemal Reşit Rey. Kaç defile oldu peki? Ay, 8 yıl çalıştım yanında. Çok. Yani sayısını hiç hatırlamıyorum. Yani çizim aşamasından bir tek dikişe çok fazla bulaşmazdım. Çünkü bana şey derdi. Finished designer mısın sen benim derdi. Elbiseyi verildi bana. Şimdi merak ediyorum, ne yapacaksın bu elbiseyi derdi. Hatta en son onunla çalıştığım zamanlarda 4 mevsim diye bir defile yaptık Mardin'de. Hatta olaylıdır o, basından belki takip etmişsinizdir, tehdit edildi, bir şeyler oldu sürekli. O günden sonra da koruması vardır hala. Vay be. O defilede mesela 4 mevsimdi, yaz koleksiyonunu görmedi bile. Ben dedi podyumda göreceğim onu dedi bana. Mardin'de o kadar pek güveniyordu yani, süper. Ama o güvenin bir de benim üzerimdeki baskısını bir düşünüyorum. Tahmin edebiliyorum yani. Çok zordu hani, Cebebe'ye ne olur gelin falan. Gelmeyeceğim. Ne olur ya, ucundan azıcık falan. Yok. O biliyordu. Hatta şey diyordu bana, yani asistanlarımın arasında beni en iyi taklit edebilen kişi sensin. Hani onu çok iyi anladığım anlamına geliyor herhalde. Çok seviyorum ben onu. Hala çok seviyoruz. Arada sırada da görüşüyoruz. İşte bir şeyler istiyor. Onları dostluğumuz yapıyorum. Baki yani. Ya o benim idolüm. Her zaman da öyle olacak. Bir yurt dışına falan gidip gelmişsiniz birlikte. İsviçre'ye gittik. Orada defile yaptık. Pek çok yere gittik. Yani hatırlamıyorum bile yani. O kadar çok yere gittik. O kadar çok defile yaptık. İşte yansımaları yaptık. Yasin Söy'le çalışmaya başladık. Ondan önce Uğurkan abiyle çalışıyorduk. Osmanlı takı peki? Osmanlı takı bir tesadüf. Bir arkadaşımın doğum gününde Doğukan Manço'yla tanıştım ben. Bir sohbet esnasında babasının takılarını yapmasıyla ilgili bir cümle söyledi. Ben de o dönem şöyle söyleyeyim. Sabah 9, akşam 4 Osmanlı takıda Cemil Bey'i temsilen bir koleksiyon çıkartıyordum. 4'te ayrılıp Cemil Bey'e gidip gece 11, 12 işte beni ne zaman bırakırsa o zamana kadar da onunla beraber çalışıyordum. Doğukan'la konuştuk. Osmanlı takı hani bujiteri ister misin diye konuşunca, olur deyince orayla tanıştırdı. Bir ay içerisinde
proje onaylandı. O sırada ben Cemil Bey'in okulunda hocaydım. Hı hı. Bodrum'a gidip geliyordum. Nerelerde okulları var peki? Mardin'de vardı. Sonra Bodrum'da vardı, hı hı, ama şu anda yok, yok bildiğim kadarıyla. Sonra bir şey oldu. O iki ay bana izin verdi. Hı hı. Sonra başka şeyler girdi araya. Baktım hani izin alamayacağım. O projeyi gerçekleştirmek adına Cemil Bey'den ayrılmak zorunda kaldım. Anladım. Hatta küstü bana. Kıyamam iki ay kadar konuşmadı benimle. Sonra Doğukan'la proje çıktıktan sonra... Beğenmiştir. Burada Laf Çok programına gittik Doğukan'la. Orada karşılaştık, sarılmadı bana. Aa. Üç kere sarıldım. Üçüncüsünde sarıldı. Sonra Mesut Yara önce bir şey yaptı böyle. Kötüledi beni. He. Ya işte bu işte çok yeteneklidir ama işte şöyledir böyledir falan deyip sonra programda da anlattı. Hı-hı. İşte benim kızımdır o falan diye. Ama o bana Bahar der. Göbek adımla şey yapıyor bunu. Sonra Osmanlı Takı'ya tamamen Osmanlı Takı'da kaldım. Bir sanırım 5-6 yılda orada çalıştık. Bir sürü koleksiyon. Bu sefer takıya geçtik. Peki tekrar şeye dönmeyi düşünüyor musunuz? Cemil Bey'in yanına ya da... Yok, Cemil Bey'in yanına dönmeyi düşünmüyorum. Hı-hı. Şöyle, artık benim hayatım İstanbul'da değil. Ha, İzmit'te olduğu İzmit'te. İçin. Oraya da geleceğim. İzmit'e gelme hikayesine geleceğim. Artık İzmit'te olduğu için yani bir fil Cemil Bey'le tekrar bir, hı-hı, bağlantım olmaz. Ya da Osmanlı Takı'yla, hı-hı, hani öyle bir şey olmayacak. Hı-hı. Burada bir şeyler yapacağız. Hı hı, artık burada devam artık edeceğiz. Artık burada bir şeyler yapacağız. Peki, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı onlarla ilgili? Aslında burada bir şey yapıyoruz. Onu İzmit'e gelelim, öyle onu söyleyeceğim. Bundan sonra neler yapacaksınız? Şimdi İzmit'e gelme hikayeniz. Evlenip de geldiniz. Evet. Şimdi nasıl tanıştınız? Bu aşk nasıl başladı? Maşallah çok güzel aşkınız var. Evet. Allah herkese nasip etsin. Çünkü aşk, sevgi ya kolay bulunabilen şeyler değil. Hani bir insan hayatına kaç kere aşık olur? Kaç kere karşılıklı, evet, olur olsa bile hani kaç kere devam eder? Yani bunlar çok güzel şeyler. Benim için çok önemli bir yerdedir aşk. İnşallah daim olur. Hani beraber yaşlanırsanız çocuklarınızla İnşallah. Beraber. Şimdi nasıl başladı derererim bu aşk hikayesi. Ya çok enteresan aslında o da. Bu da tesadüf. Kesinlikle çok büyük bir tesadüf. Hayatımız tesadüflerle böyle geçiyor. Osmanlı Takı'nın bir fuarı vardı. Hı-hı. İşte ben bir fuar standı tasarlamıştım. Doğurgan bir hayat ağacı. Hı-hı. Ama kadınlardan oluşuyor tamamen. İşte dalları da kadın, gövdesi de kadın ve üzerlerinde... Şahane bir şey, çok merak ettim şu an. ...şeyleri var. Takıları, hı-hı, onun üstünde, hı-hı, şey yaptık. Hani 3 metre, 2,5 metre, süper, boyunda falan. Ama fuar inanılmaz boş. Hı-hı. Çok kötü geçiyor. Benim de canım çok sıkılıyor. Normalde daha önce de söyledim. Hani, hı-hı, fotoğrafları hemen koyan biri değilim ama o kadar sıkılıyorum ki. Bir tane fotoğraf çektim ve Facebook'a koydum. Benim Gökmen Kasabalı adında çok yakın bir arkadaşım var. Aydın'ın çok önceden öğrencisiymiş. Hı hı. Tiyatro, koreograf, işte dansçı, bir sürü şeyi var, yeteneği var o konuda. Aynı zamanda bir sene önce de Emine Kaynak Yıldırım var. Gene bu Kocaeli Büyükşehir Tiyatrosu'nda Süleyman, hı hı, Demirel'de çalışıyor tasarımcı olarak. Efter Tunç'un bana bir tasarımını getirmişti, onu hayata geçirelim diye Osmanlı Takı'da çalışırken. Bir sene öncesinden de onu tanıyorum. Hı hı. Gökmen İstanbul'da yaşıyor. Çok tesadüfi bir şekilde o gün İzmit'e geliyor ve üçü aynı masada. Yani çok zor. Ben fotoğrafı koyunca Emine diyor ki, diyor, Günçer diyor ne kadar güzel şeyler yapıyor. Gökmen de diyor ki, yanlışım varsa düzeleyeyim. O da güzeldir zaten diyor. Aydın diyor ki, bakayım diyor, kimden bahsediyorsunuz, hani bir gösterin bana. Bakıyor, beğeniyor beni. Telefonum çalıyor benim. Aa, Gökmen arıyor, yani uzun zamandır, hı-hı, aramıyor. Hatta telefonu şöyle aldım. Hayırdır dedim, cennete bilet mi kesiyorsun, ne yapıyorsun, niye aradın? Evlendiriyorum seni dedim. Dererim. Nasıl yani? Ne oluyor? Çabuk dedi, Facebook'unu aç, sana bir isim vereceğim, oradan gir, adama bak. O zamanlarda Aydın'ın Facebook'u kapalıymış. Sırf ben göreyim diye Facebook'unu açmış. Vay.
Fotoğrafı gördüm. Aa dedim, güzel adam. Olabilir. Yanılmıyorsam ertesi gündü. Tamam olur dedim. Ertesi gün İzmit'ten her ikisi de beni görmeye geldiler. Benimle tanışmaya geldi ailem. Çok güzel ya. Hiç unutmuyorum, 18 Ekim'di. Vay. Hemen Fransız Sokağı'na gittik. Orada işte benim çok sevdiğim bir ablam var, hı-hı, mekanı olan. Onun yanına gittik. Daha 5-6 dakika olmuştu. Güzide abla geldi. Saadet abladan bahsettik. Falcı ablamızdan. Aydın beni bıraktı, Falcı'ya gitti. Sonra çok ilginç bir şey oldu. Aydın Bey geliyor şu an. Stüdyo basılıyor. Çok tatlısınız ya. Ben telefonla konuşuyoruz işte, şey dedim, bekliyorum işte mutlaka Dinçer Hanım hangi gün olsun falan. Aydın Bey'in programına bir bakalım, ben o da yanımda olsun istiyorum falan dedi. Ben de işte mesaj atıyorum, ay maşallah maşallah çok tatlısınız falan diye. Çok iyi anlaşıyoruz. Gerçekten Allah çok bozmasın. İyi anlaşıyoruz. İşte benim biraz kıskançlıklarım var. Her bayanda olur. Olur. Her bayanda olur. Kıskançlık olur. Ben de çok kıskancım ama sevgilim yok. Buradan gelecekteki sevgili adaylarıma sesleniyorum. Kıskancım. Yani lütfen beni de böyle her yerde beklesin. Mesela prova olur, beklesin. Efendim okul olur, yarın öbür gün beklesin. Böyle çekimlerde beklesin. Hiç yanından ayrılmasın. O yüzden evde kalmam yok. Kimse çıkmayacak yani. Ben şeyi özellikle söylemek istiyorum, bu Falcı konusunu. Saadet abla benim çok sevdiğim bir ablam. Hı hı. Ben 4 sene bir fiil Fransız Sokağı'nda oturdum. Hı hı. Cemil Bey'in bana tahsis ettiği bir ofis vardı. Hem ofis hem home ev olarak kullanıyordum. Orada o yüzden herkes beni çok iyi bilir. Ne yaptığımı, ne ettiğimi, kimlerle oturduğumu, kalktığımı. Herkes beni çok iyi bilir. Saadet abla da hani aynı zamanda Cemil Bey'le çalıştığı için beni tanıyor. Neyse, ondan sonrası da evet. Falcı muhabbeti olunca benim gerçekten merakım var. Kendim kahve içsem bile kapatır, kendim, hı-hı, bakarım yani. Bilmem de öyle bir şeyler görmeye çalışırım. Evet. Falcı'ya götürdü beni. Güzide abla götürdü ama. Güzide abla götürdü işte. Ve çıktık 3. katta bir binada. Fransız Sokağı'nda gene. Kadın beni tanımıyor. Güzide ablayı tanıyor ve Dinçer'le olan hiçbir konu geçmedi. Daha yeni girdik evine. Ben de işte kahve yapayım. Güzide abla hepimiz oturduk. Güzide abla böyle... Yani ilk defa o gün tanıştım o kadınla. Üç kadın, iki kadın, bir adam böyle oturuyoruz gece vakti. Kahveler geldi. Dedi ki sen dedi hayatına yeni bir gidecek. Ve ona dört elle sarılacaksın. Çok mutlu olacaksın. Dedi. Çok mutlu olacaksın. Dedi yeni bir deneme başlıyor hayatım dedi. Güzide abla tabii buna bakıyor. Kadına bakıyor. Ben o da kız kız gülüyormuş. Ne oluyor ya, biliyor musun? Hayır, hayır. Birlikte girdik eve. Bu kız dedi senin hayatını değiştirecek. Sonra çıkarken ben dedim bu kızı tanıyorsunuz dedim. Nasıl ya dedi Falcı kadın. Dinçer dedim, Dinçer Yılmaz. Aa, falan filan. Tabii şok geçirdi. Arkadaşıymış. Acaba kumpasa mı geldim ben? Kumpasa'yı bilerek götürdüm. Bak bak bak. Onu bizi de anlaya soracağım. Güzel kumpasa olmuş. Boş ver. Sonra geldik. Ondan sonra dolu dizgin başladı ilişkimiz. Birkaç kere işte kavga ettik, ayrıldık. İşte her ilişkinin normal şeyleri. Şeyinde var o. Sonra temelleri bir anda... Temelde iyi oturması için arada bir sallanması evet. İyiydi. Evet, bence de. Bizimkiler de öyle oldu. İşte en son evlenmeye karar verdik. Evlendik. Her şeyi bıraktınız, buraya geldiniz. Evet. Şimdi burada... Hiç zor olmadı. Zor olmadı. Yani çünkü hani çok kıymetli olduğu için... Hı-hı. Yani İstanbul'da oydu bu. Yani evet çok şaşalı, hı hı, bir hayat. Evet çok fazla tanıdık. Ama hani burada da yapabilirim onları. Ya evet belki bir Barış Manço takıları, hı hı, olmayabilir tekrardan. O kadar büyük bir şey olmayabilir ama burada da olacak ki ufaktan bir şeyle başladık, hı hı, ondan bahsedeyim. Evet istersen. Evet onu. Hani aslında tam kararımı vermedim. Hani bir tasarım dükkanı mı açayım, modacı mı açayım, Cemil Bey'le ilgili bir şey mi yapayım? Tasarım dünyası yaratmak İzmir'de. Hı-hı. Bir isim olması Dinçer'in. Evet, öyle bir şey vardı ama şu anda mesela çok bir çok cici bir şeye, hı-hı, başladık. İşte Eylem Tanrıver, onun da arkadaşı, 20 yıllık arkadaşı. Onunla beraber
çocuk oyunları başladık yapmaya. O sanat yönetmenliğini yapıyor, işte oyunları yazıyor, yapıyor, yönetiyor. Nerelerde ben çıkıyor de, onu da söyleyelim. Ben de tasarımlarını yapıyorum. İşte ortak fikirlerimiz var. İlk oyunumuzu Arasta Park'ta yaptık. Hı hı. Hangi, ne zamandı? Geçtiğimiz pazar günü yaptık. Çocuklar çok mutlu oldu. Çünkü hani Farelin Köyü'nün kavalcısını oyunlaştırdık, hı hı, ama biraz da günümüze, hı hı, uyarladık. Çocuklara fare maskeleri dağıttık. Çocuklar masalın içine girdiler. Hani o interaktif oluşu falan çok yani, güzel oldu. Çok keyif almışlardı. Tabii yani söylediğimiz her şeyi yapıyorlar. Oyuncularla, hı hı, çok iyi anlaştılar. Çok eğlenceliydi. Bir dahaki ne zaman yaptık. Tarih belli mi? Sömestr'de. Birkaç yerle anlaşma, hı-hı, üzerindeyiz. İşte görüşüyoruz. Onlar olacak. Hı-hı. Şimdilik o. Sonra uyuyan güzel ama uyuyamayan güzel gibi bir şey yapacağız. Hı-hı. Şu anda onun yapım aşamasındayız. Güzel olacak yani. Ben sizden böyle bir moda, bir tasarım, böyle büyük patlatacak, böyle İzmit'i yerinden oynatacak bir şey bekliyorum. Kesin gelecek. Ya ha, olacak ben da. Şöyle ben bekliyorum oldum yani. Çünkü tabii çok benim bildiğim bir alan değil moda tasarım. Tiyatro da benim. Kral Lear oynarken, Kral Lear'ın işte bir tacı yapılacak bizim, hı-hı, tiyatroda. İşte Efter'in tasarımını yaptığı. Bir de kol vardı. Ha, bir de Cordelia'nın metalden bir kol giymesi gerekiyordu. Ve o taç oyunun bir yerinde çıkıyor, kızgın bir anında. Üçe bölüyor onu ve her bir kızına bir parçasını veriyor. İzledim ben Kral Lear'ı. Siz mi yaptınız? Dinçer yapmış o tacı. İşte şimdi... Hayır, Celali Bey, hı-hı, Osmanlı takımının sahibiyle beraber hani şey yaptık. Evet. Ve o işte bizim ilişkimizi başlattı falan, yoğun bir süreçte buraya geldik, işte evleneceğiz. Kendi gelinliğini kendi dikti. Evet, onu duydum ben. Çok güzel. Bayıldım. Hiç sevmem aslında. Bayıldım. Çok güzeldi. 10 gün boyunca odaklandı. Bitireceğim ben bunu dedi. Çok güzeldi. Ve çok şık bir şey çıktı. Bayıldık. Ortaya. Bayıldık yani. Ve mesela ellerinize sağlık. Eylem Tarver Vali ile beraber giriştikleri Can Sanat Organizasyonu'nda Eylem'in çocuğunun adını koyduk organizasyona. Çok güzel. Perde kumaşlarından, altık perdelerden, hı-hı, bir kostüm yarattı gözümün önünde. ne kadar sinir bozucu değil mi? Hayır, gidiyor böyle. Ne çıkacak perdeden acaba? Perdeden mi yaptın sen? İnanamıyorum ya. Ne çıkacak yani acaba falan? Bildiğin kraliçe kostümü. Aslında bu geldiğinden beri hiç boş durmuyor. Sürekli bir üretimi var. Evet. Ama benim hayalim Dinçer'in, Bay Dinçer Yılmaz evet, Sibir evet, adında evet, bir marka haline dönüşmesi. Evet. Bence bunun olacak o. Bütün, yani boş duramam var gibi geliyor. Boş duramam gibi geliyor. Çünkü Aydın hayatıma girmeden önce gerçekten arkadaşlarıma ayıracak vakit bulamıyordum. Özellikle Barış Manço takılarında sabah ezanlarıyla beraber çalışıyorduk. Tahmin hani, edebiliyorum ne kadar yoğun olduğunu. Şeyi bilmiyorum ben, tatil yapmayı. Çok zor oturmayı, ya. Oturmayı. Çok zor yani. Hani hiçbir şey yapmadan bir oturmayı bilmiyorum ben. Çok zor. O yüzden sürekli bir şeyler yapıyorum. Şimdi benim de bir projem var. İnşallah yakında hayata geçecek. İnşallah. 1 Mart haftasına hazırlanıyoruz. Tek kişilik bir gösteri. Ama bu gösteri dışarıda yapılacak bir gösteri. Yani mekan olarak farklı bir mekanda. Hı-hı. Çünkü Mimarlar Odası'nda planlıyoruz. Bir caz orkestrası eşliğinde bir anlatı. Hem wow, dinleti olacak hem oyun olacak. İkisini çok keyifli. Orada da bir çekim olabilir. Evet. Şimdi orkestra kurulma aşamasında ben trompet ve piyano derslerine başladım. Harika. Eve piyano aldık. Evet, piyano. Wow. Her akşam evde piyano çalıyor. Süper. Eski bir şeyim vardı. Altyapım vardı. Hı-hı. Şimdi onu geliştirmek zorundayım. Yani çok galasına yakın sizinle böyle orkestrayla falan hep beraber bir röportaj sözü hemen alayım ben şimdiden. Çok güzel bir şey çıkacak diye umuyoruz. Hı hı. Hemen akabinde Eylem'in tek başına yapacağı, evet, bir gösteri. Hitler'in eşinin intihar etmeden 24 saat önce tek kişilik yaşadığı olayları anlatan tek kişilik bir gösterisi. Wow. O da müzikal olacak. Evet. O da hiç yapılmadı ama. Bu süper. Normal koltuk düzeninde değil, masa, sandalye düzeninde. Yani masalarda abajürler, ekranlar olan, hı hı, hani o şekilde izlenecek bir oyun halinde düşünüyoruz. Onların da kostümleri yapacak. Şey gibi 1950'lerde küçük masalar, hı-hı, işte hani o gözümde canlandı. Evet.
Canlandı yani, yani gördüm onu. Evet. Bir geminin balosu evet. aslında olacak orası. Titanic orkestrası gibi giydireceğiz orkestra elemanlarını, arkadaşlarımızı. Jilet gibi böyle. Ben de piyanonun başında. Biraz da sürpriz kalsın. Biraz da sürprizlerimiz kalsın ama. Çünkü çok gerçekten çok etkileyici sahneler olacak bu orada. Yani yapacağımız oyun dünyada bir kere oynamış. Sadece bir kere. Sadece bir gösterim yapmış. 1900 diye bir oyun. Yani Okyanus Piyanist'in efsanesi diye geçiyor. Sinema filmi var. Evet, filmini tavsiye ederim. Çok güzeldi. Tamam, izlerim. Ve onun işte hani çok ses getireceğine inanıyoruz. O İstanbul'da sallayacak bir proje olacak. Çünkü. Bence de öyle gibi gözüküyor. Bakalım ona. Kesin yani. Lazım. Çok ben ben de veremiyorum ya. Wow. Maalesef veremiyorum. Ben de veremiyorum ya. Ben çok seviyorum ama. Yemek yemeyi. Yani evlenmeden önce bilmiyordum yani o öyle yemek yapabileceğimi. Yani hiç öyle bir şeyim yoktu. Hadi kendime ya. Yapıyordum ama şimdi hani vallahi bir geliyorsunuz perdelerden salata yapmış olabilir. Elmadan kuğu yaptım. Ya, bekliyorum yani öyle bir şeyler. Şimdi kim bilir neler yapıyorsunuzdur, tahmin edebiliyorum. Yani. Ben süslemeyi seviyorum. Evet. Her şeyi süslüyorum. Ya bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Şahane geçti. Çok keyifli geçti benim için. İyi ki de soru hazırlamamışım. Şimdi soru hazırlasaydım belli kalıpların içinde kalacaktı. Ben de şey yapıyorum zaten. Hani böyle bir evet çok güzel oldu. İlk defa ama böyle bir şey yaptım Dinçer'ın için. Normalde bayağı bir çalışıyorum. Gerçekten hani ne yapayım ne edeyim. Ben de panik oluyorum. İster istemez heyecanlanıyorum. Ama çok güzel geçti. Ben inanıyorum ki o kadar güzel projeler yapacaksınız ki siz de. Ben sizle tekrar tekrar bir daha röportajlar yapacağım. Evet. Özellikle galadan önce mutlaka istiyorum yani orkestra, o ambiyansı da böyle hissettim yani o ambiyansı nasıl bir yer olacağını. Orada istiyorum bir röportaj. Siz zaten alıp başınızı gideceksiniz eminim. Bana yani öyle gibi geliyor. Yani boşluğumu olacağımı düşünüyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Herkes bizim gibi birbirine değer verdiği maşallah. Zaman sorun kalmaz. Evet bence de ya. Sevgi, sevgi, aşk ne bileyim her şeyin üstesinden gelirmiş gibi geliyor bana. Bu kadar. O zaman bitiriyorum müsaadenizle. Sevgili 262 izleyenleri, Tuğçe'nin mikrofonundaydınız. Beni takipte kalınız. Başlıyorum o zaman. 3, 2, 1, kendi kendime de saydım. Merhabalar sevgili TV 262 izleyenleri. Aydın Yılmaz Sigali ile beraberim bugün. Aydın Bey'e gitti. Dinçer. Burada mı Aydın Bey, duydun mu? Sizden bahsediyorduk da. Defile başladı. Bana dedi ki hadi falan. Kulisi bırakmak zorunda kaldım bilmem ne. Görüntüleri gör. Titrek manda. Provadaki kız yok. İnşallah bize şimdi çekimlerde öyle olmaz. Kendinizi bana bırakın. Bana bırakın. Ben şimdi her şeyi halledeceğim deyip ben şimdi ışık görmüş tavşan gibi kalıyormuşum. Böyle bir tasarım yaptım. Nasıl oldu? Bu tasarım nasıl kavrayla?